James Webb Uzay Teleskobu, gaz devi Uranüs'ü tüm detaylarıyla, hiç olmadığı kadar net görmemizi sağladı. Güneş sisteminde, Güneş'e en yakın 7. gezegen olan Uranüs, bugüne kadar yalnızca Voyager 2 uzay aracı ve KEK ile gözlemlenmişti. Donmuş manto ve hidrojen ile helyum gazlarından oluşan gezegen, tarihe geçecek bir şekilde James Webb Uzay Teleskobu tarafından gözlemlendi. Üstelik James Webb, daha önce gördüğümüz görüntülerde gezegenin pek de göze batmayan, silik halkalarını da apaçık ortaya koydu. Gezegen üzerindeki bulutlar ve Uranüs'ün en parlak uyduları da James Webb'in lenslerine yakalandı. Bu fotoğrafta, gezegen üzerindeki parlak noktalar, atmosferde bulunan bulutlardan kaynaklanıyor. Fakat görüntünün en ilginç yeri bu noktalar değil, çok daha büyük bir şekilde görülebilen beyaz alan. Bu beyaz alan, gezegenin tamamen buzla kaplı bölümünün ta kendisi. O alanı da tarihte ilk kez James Webb sayesinde, bu kadar net bir şekilde görebiliyoruz. İşin ilginç yanı bu alan, doğrudan güneş ışığında gözükse de, gezegenin sonbahar döneminde ortadan kayboluyor. James Webb tarafından elde edilen verilerin, bu gizemi aydınlatması bekleniyor. Görüntülerde gördüğümüz halkalar ise, Uranüs'ün 13 halkasını gösteriyor. Fakat sadece 11 adet halka görebiliyoruz. Bunun nedeni, diğer iki halkanın çok fazla ışık yansıtması sonucunda, birbiriyle iç içe geçmiş gibi gözükmesi. Bu fotoğrafta ise, Uranüs'ün 27 uydusunun tamamını göremiyoruz. Zira bu uyduların pek çoğu oldukça küçük ve, gözlemlenmesi zor derecede az ışık yansıtıyor. Fotoğrafta gördüğümüz 6 uydu ise Titania, Oberon, Miranda, Puck, Ariel ve Ubril uyduları. Üstelik NASA'nın açıklamasına göre bu fotoğraf, sadece 12 dakikalık bir pozlamanın ürünü. Daha uzun pozlamalar ile Uranüs hakkında, çok daha detaylı görüntüler ve veriler elde etmek mümkün olacak. Görüntüler, Uranüs'ün muhteşem halkalarını, parlak uydularını ve dinamik atmosferini öne çıkarıyor. James Webb Uzay Teleskobu, buz devinin halka sistemini, en parlak uydularını ve dinamik atmosferini ayrıntılı olarak gösteren Uranüs'ün inanılmaz bir görüntüsünü yakaladı. 6 Şubat'ta yapılan yeni gözlem, yakın zamanda Güneş sisteminin diğer buz devi, Neptün'ü yakaladığı James Webb Teleskobu'nun benzer şekilde çarpıcı bir fotoğrafını takip ediyor. Yeni Uranüs görüntüsü, gezegenin bilinen 13 halkasından 11'ini gösteriyor. Ve bunların bazıları o kadar parlak ki, bir şekilde birbirine karışıyorlar. Bununla birlikte, gökbilimcileri gerçekten hayrete düşürecek olan şey, James Webb Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamera cihazının, Uranüs'ün tozlu halkalarının en içteki ikisini yakalayacak kadar hassas olmasıdır. Bu sönük halkalar, yalnızca diğer iki astronomik göz tarafından, kısa bir an için görüldü. 1986 yılında Uranüs'ün yanından geçen Voyager 2 uzay aracının KILER ve son zamanlarda KEK gözlemevinin gelişmiş uyarlanabilir optikleri. Voyager 2, 1986 yılında uçuşu sırasında Uranüs'ü görüntülediğinde, gezegeni belirgin özellikleri olmayan, hareketsiz mavi bir bilyeden biraz daha fazlası olarak gördü. Bu yeni James Webb fotoğrafı, dinamik ve değişen bir dünyanın resmini çizerek, tam bir tezat oluşturuyor. James Webb görüntüsü, sırasıyla mavi renklendirme ve turuncu vurgular olarak görülebilen, iki filtreden alınan verilerin birleştirilmesiyle yapılmıştır. Temsili renkli görüntü, açık mavi bir kartopu gibi görünen, Uranüs'ü içeren, küçük bir kayalık çekirdeğin üzerindeki yoğun buzlu su, metan ve amonyak sıvısını göstermektedir. Uranüs'ün Güneş sisteminde, benzersiz bir yörüngesi vardır. Buz devi kendi tarafında döner ve, Güneş'in etrafındaki yoluna göre yaklaşık, 90 derecelik bir açıyla eğilir. Bu eğim, Uranüs'ün aşırı mevsimler yaşamasına neden olur. Her kutup, eşit derecede uzun bir süre karanlığa dalmadan önce, yıllarca sürekli Güneş ışığına maruz kalır. Şu anda, Uranüs'ün kuzey kutbunda bahar mevsimi. Bu buz devinin sağ tarafının güneşe bakan kuzey kutbundaki buz örtüsünde, parladığı görüntüde görülebilir.
bilim adamları, kutup başlığının bu yönünü ilk kez görüyorlar. Keck tarafından çekilen, gelişmiş görüntülerde bile eksik. Kutup başlığının kenarında, hemen hemen görülebilen bazı sönük genişletilmiş özellikleri olan, parlak bir bulut bulunur. Bu Uranüs'ün sol kolundaki ikinci bir, çok parlak bulutu içerir. Bunun gibi bulutlar Uranüs için tipiktir ve, kızılötesi dalga boylarında görülebilir. James Webb ekip üyeleri, buz devi boyunca, fırtına aktivitesine bağlı oldukları teorize edildiğini söyledi. Uranüs'ün Kuzey Kutbu 2028 yılından itibaren, yaz mevsimini yaşayacak. Uranüs'ün Güney Kutbu şu anda, gezegenin karanlık tarafında ve görüntüde görüş alanı dışında, Güneş'ten uzayın mürekkep karasına doğru bakıyor. James Webb teleskobu buz devini resmettiğinde, Uranüs'ün bilinen 27 ayından 6'sını yakalamayı başardı. Bunlar ayların en parlaklarıdır. Diğerleri, 12 dakikalık nispeten kısa bir pozlamada, görülemeyecek kadar soluktur. Güçlü uzay teleskobu, buz devini gözlemlemeye devam edecek. Misyon ekibi üyeleri, genişletilmiş araştırmasının, 2007 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen, daha da sönük iki dış toz halkasına, bir göz atmasının beklendiğini söyledi.